bir söylemeniz vardı. Artık hani bu saatten sonra seyyanen zam falan da bir işe yaramaz diyorsunuz. Yanılmıyorum değil mi? Şöyle bir şey, seyyanen zam çok da işe yaramaz. Yani şöyle Evet. 3-5 bin lira seyyanen zam yapacaklarsa çok fazla işe yaramaz. Yani Çünkü evet. şu anda mesela en düşük olması gereken aylık ne kadardır emekli aylığı? En düşüğü şu anda 20 bin lira olması gerekiyor. Ama 3 ay sonra 20 bin lira rakamının da bir değeri kalmayacak ki. Tabii. Sonra daha rakamlar artmaya devam edecek. Şimdi bakın Cumhurbaşkanı bunu söylemeye çalışıyor. Ne verirsek diyor, değerini kaybediyor. Ama bakın Evet. ne verirsen değerini kaybedeceğini biliyorsun ama hiçbir şey vermiyorsun. 22 yıllık maskeli balonun sahte yüzleri. Kapıların önünde ayrıdır ama ardında hep aynıdır yerleri. Milletin hakkını yerken hiç doymaz gözleri. Beslerler hep yalan sözleri. Kendilerinden başka yoktur dertleri. Söz konusu koltuklarıysa herkesle uzlaşır elleri. Hep kendilerine mecbur zannederler sizleri. Ama artık mecbur değilsiniz. Türk milletini seçeneksizliğe mahkum eden bu maskeli baloyu bitirmek için 31 Mart'ta sandıklara davetlisiniz. Vermediğin bir şeyle değerini de kaybetmiş, fiyatlar yükselmiş, aradaki farkı da vermeden geçin diyorsun öyleyse. Bu ekonomik krizin, kesinlikle bakın bu ekonomik krizin faturası çok yüksek. Bu faturayı Evet. da birilerinin ödemesi lazım. Bunu siyasetçiler ödemez. Biz ödüyoruz. Bunu Hepimiz halk ödüyoruz ödüyor. karşılık. Halk, Aynen. hepimiz ödemeyiz bakın. Öderken de siyasetçiler bu işin dışındadır. Onların işi gücü keyfi yerinde. Peki Millet öder. seçimden sonra bir intibak olma olasılığı var mı? Bu da şimdi konuşuluyor. Şimdi bakın intibak olması aslında bizim hep söylediğimiz konu şu, rakamların güncellenmesi gerekiyor. Ama güncellenirken de hakkaniyetli olmak lazım. Herkesin aynı rakamda güncellenemez. Ben primimi daha fazla yatırdıysam, daha fazla günüm varsa benim biraz daha fazla güncellenmeli. İşte bunun da intibak. Evet. İntibak olabilir. Orta vadeli programda bu vardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 4 yıllık orta vadeli programında diyor ki yatırılan prim gün sayısına göre ve yatırılan primlere göre emekli aylığının daha adil olabileceği bir sisteme geçeceğiz diye orta vadeli programda vardı. Doğru. Yaparlar mı, yapmazlar mı? Onu bilmiyorum. Yani şöyle bir şey de olabilir. Temmuz ayı geldiğinde 6 aylık enflasyon, işte bir tahminimiz bizim %25, %30 o civarlarda bir enflasyon çıkacak. Bu enflasyon farkını verecekler. Ama bu Evet. enflasyon farkını kök rakamlara yansıtacaklar. Bu Peki. sefer yine ortaya şöyle bir şey, en düşük emekli aylığı olan 10 bin lira kaç lira olacak bunu tartışacağız. Ya, evet. Belki hükümet diyecek ki yine %50, yine %50 artış yapıyoruz. Enflasyon %30 ama biz %50 artış yapıp 15 bin lira yaptık. 15 bin lira şu an rakamını demiyoruz. Temmuz ayının 15 bin lirası. Ya, hiçbir anlamı kalmayacak Şimdi doğru. fiyat arttıkça 15 bin lirayı alan birisi, aa 10 bin fena değil, 10 binden 15 bin oldu der. Bir ay sonra, 2 ay sonra ya bu 15 bin lirayla da hiçbir şey gelmiyormuş der. O zaman Özgür Bey, seyyanen yani zamsız intibak bir işe yaramıyor mu bir anlamda da öyle görünüyor. Yani o zaman kök maaşları bir seyyanen yani zam yapmadan intibak da bir şeyleri tam olarak çözmüyor gibi görünüyor şu noktada. Şöyle intibak, gerçek anlamda intibak yapılırsa, güncellenirse bu rakamlar. 22 yıllık maskeli balonun sahte yüzleri. Kapıların önünde ayrıdır ama ardında hep aynıdır yerleri. Milletin hakkını yerken hiç doymaz gözleri. Beslerler hep yalan sözleri. Kendilerinden başka yoktur dertleri. Söz konusu koltuklarıysa herkesle uzlaşır elleri. Hep kendilerine mecbur zannederler sizleri. Ama artık mecbur değilsiniz.
Türk milletini seçeneksizliğe mahkum eden bu maskeli baloyu bitirmek için 31 Mart'ta sandıklara davetlisiniz. Arkasından da 6 ayda bir verilecek enflasyon farkı gerçek anlamda hissedilen enflasyon olursa emekliler rahat nefes alır. Yani 2011 yılında intibak yasası, 2000 yılına kadar emekli olanlar, 2011'de bir intibak çıktı biliyorsunuz. Evet. 350 lira artış yapılmıştı. Bakın 2011'de biz 2024'teyiz. 2011'de yani 13 yıl önce tek seferlik 350 liraya kadar artış olmuştu. Yani şu anın rakamı 13 yıl öncenin 350 lirasının şu anki değeri kaç liradır? 15 bin liradır. Yani bir kere de çat diye 15 bin lira artış oldu. O yine olacak. Bakın bunlar zorunlu olacak Şebnem Hanım. Yani vermeyerek ne yapacaksınız? Ya böyle devam ederse işte simit kaç lira olacak, çay kaç lira olacak, ekmek kaç lira olacak? Ya bir ayakkabı mesela emekli bu sefer ayakkabı alamayacak. Pantolon alamıyor. Zaten alamıyorlar Özgür Bey. Zaten alamıyor. Benim mesela anam babam hiçbir şey almaz. Bakın yani. Anam babam benim hiçbir şey almaz. Çocuklarının verdiklerini giyer. Hiç ya. Dışarı çıkmaz. Dışarıda yemek yemez. Benim anam babam dışarıda yemek nedir onu bilmez. İşte. Nasıl yani? Dışarıda yemek nedir derler ya. İşte. Bir dalga geçer gibi şey diyor ya Çalışma Bakanı dün. İşte gezdireceğiz emeklilerimizi diyor. Gezdireceğiz. Bayağı öyle diyor yani. Çok sinir bozucu. Çok aşağılayıcı tavırlar bunlar. İnanılmaz yani. Gerçekten inanılmaz. Ben şunu merak ediyorum ya. Çevrelerinde artık hiç bu kişilerin yoksul kalmadı mı ya? Bu hükümet AK Parti'nin çevrelerinde hiç mi yoksul kalmadı? Ya bunu gerçekten sordunuz mu ya? Hepsi mi zenginleşti yani? Ya bunu gerçekten sordunuz mu? Adamların çaycıları, şoförlerinin bile fabrikaları var artık. Ben bunu bizzat gördüm, yaşadım, biliyorum yani. Bildiğiniz Cumhurbaşkanı'nın şoförünün hani fabrikaları falan var artık yani. Kim kaldı fakir? Tabii ki kalmadı. 22 yılda Karun kadar. Hem kendilerine biz, bizim anamız, babamız. Biz kaldık yani. Tabii ki vatandaş, gerçekten çalışan, emekli, emekçi kaldı. Fakir, yoksul, yoksun. Yani. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum gerçekten de. Ama şey, bu intibak konusunu tam olarak böyle şey yapalım da irdeleyelim. Çünkü hakikaten seçimden sonra biraz bununla ilgili böyle vurgu yapmak lazım sanki dediğinize göre. Şimdi bir intibak diyelim ki geldi. Ne şekilde, nasıl oluyor? Hani maaş ve prime göre diyorsunuz ya, bunun bir oranı var mı? Atıyorum ben mesela, diyelim ki işte 6000 günle emekli oldum. İşte ne kadar? 12 bin lirada maaş alıyorum mesela. Hani bunun bir oranı var mı yani? Hani şu kadar maaş alana, bu kadar prim ödeyene, bu kadar intibak gibi mi? Hani tam olarak konuyu bilmediğim için anlamak istiyorum. Şöyle yani bu paranın değer kaybı hesabı yapılarak yatırılan prim günlerine göre, prim gün sayısına göre ve paraya göre de tutarlar belirleniyor. Kayıp hesabı yapılıyor. İşte örnek veriyorum. Diyor ki mesela kök aylıklara intibak yapılıyor. Kök aylıklara intibak yapıldığı zaman bu sefer de işte örnek veriyorum. 15 bin lirayla 35 bin lira arasında aylıklarda artış olacak diyor. He, anladım. 15 mesela en alttakinin belki aylığı 6 bin liradan 21 bin liraya çıkacak. Ama birisinin 50 bin liraysa onu da 80 bin liraya çıkacak. Çıkacak, evet. Böylelikle prim adaletli sağlanmış olacak. Evet. Prim gün, herkese mesela 15 bin liraylık da herkese 15 bin liraylık artışı, mesela 10 bin lira yapıyorsanız ya da 5 bin lira yapıyorsanız herkese aynı oranda artış yaparsanız buna da seyyanen. Evet evet. Hı. Herkesin primine göre ayırıp da prim gün sayısı, yatırılan prim gün sayısı ve yatırılan primlere göre farklı farklı rakamlar ortaya çıkıyorsa buna da intibak. İntibak daha mantıklı olanıdır. Şimdi Temmuz ayı gelecek. Temmuz ayının 3'ünde enflasyon verileri açıklandığında seçimden sonra konuşulmaya o kadar çok daha fazla konuşulacak ki, şimdi şöyle zannetmeyin. Seçim öncesinde emekliler konuşur hakkını da alamadı. Ha, seçim de bitti, bir daha da bunları kimse konuşmayacak diye zannetmeyin.
Seçimden sonraki hafta yine biz emekli aylıklarını konuşacağız. Başka ne konuşulacak ki? Evet. Emekli aylıklarını konuşacağız. Asgari ücreti konuşacağız. Sabit ücretleri konuşacağız. Fiyat istikrarsızlığını konuşacağız. Bunlar konuşulmayacak mı? Tabii ki konuşulacak. Tabii ki konuşulacak. Seçimden sonra daha da çok konuşulacak. Bakın daha da çok konuşulacak. Çünkü evet, seçimden sonra Nisan ayındayız. Hadi Nisan ayı böyle seçim meçim ne oldu ne bitti falan filan bunlar konuşulur. Arkasından kim ne kazandı etti bunlar belli olur. Ve hayatın gerçekleriyle bir daha yüzleşeceğiz.